Ben Refah Partisi'nin ta başından beri 3 kere adı değişti. Milli Selamet Partisi, Milli Nizam Partisi olarak bugünkü adı da Refah Partisi. Varlığını oldum olası şer'i bulmamışım ve bu sebeple de varlığına karşı olmuşum. Sizin itiraz noktanız nedir efendim? Neden bu partinin varlığına karşısınız? Efendim, şer'i bulmamışım derken herhalde bildiğim kadarıyla Kur'an-ı Kerim'in hükümlerine ve onu hayat tarzı haline dönüştüren Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın İslam'ı iktidara getirmek için çalışırken takip ettiği metoda aykırılığı, esastan aykırılığı itibariyle karşı ola geldim ve el anda ne son değişiklik beni fazla ilgilendirdi ne başlangıçtaki varlık. Bu itibarla ben kısaca bir şeye İslami denilebilmesi için o şeyin gerçekten Kur'an kaynaklı, Kur'an mantıklı, Kur'an içerikli ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın uygulamasında, ki biz buna en genel ismiyle, tabiriyle tevhidi metot diyoruz. O tevhidi metoda uygun olması şartını ararız. Evet, bu şarta uygun olmayanı da İslami görmedik, görmüyoruz. Yani Refah Partisi'nin İslami görmüyor musunuz? Hayır, kendileri de görmüyorlar zaten.